Günaydın. Benim çantam biraz büyük. Ağır. Babam kıyamadı beni götürüyor şeye. Düşman noktasını. Bakalım bizimkileri bekleyeceğim şimdi. Kahvaltı yapayım orada. Aynı yerdeyim. Yine bir cumartesi sabahın köründe. Karşıdan gelen bir adet Adem var. Madicim günaydın, günaydın, günaydın. İyi Badim, senden ne haber? İyi be. Bugün ne hissediyorsun? Bugün güzel bir gün. İnşallah güzel bir gün. Yağmur bulutları geliyor bak arkadan, arkadan. Bu dağın üzerine doğru gidiyor. Oradan evet. Tekme kopar. Hayırlısı artık. Beyler serin yalnız ha. Evet serin. Allah Allah. Ahmet serin mi ya? Burada bilinmeyen zirvelerine doğru yolculuğa çıkıyoruz. Hiç gidilmemiş. Hiç gidilmemiş zirvelerine doğru. Parmak da basılmamış. Diyoruz. Hava biraz soğukmuş. Yavaş yavaş yolumuza doğru gidiyoruz. Ekibin toplanmasını bekliyoruz şimdi. Yağmur yağacak sanırım ama. Hayır. Evet. Burada ciddi bir faaliyet yapıyoruz. Ahmet hocam baştan alabiliriz. Biz biraz daha ilerleyelim. Ortam hiç müsait değil. Ciddi konuşma. İleri seviyede ipne dolu. Video çekiyorsun ya. Tabii video çekilirken illa o olacak. Evet Ahmet hocam. Çok demoralize oldum. Hiç hoşuz değil şu an. Bu kadro çok enteresan. Rotamız göller bölgesine doğru oluşturulacak. Göllere gelmeden Karakayalardan önce sırta bağlanacağız. Büyük zirveyi yapıp büyük zirveden İnegöl'e doğru inişe geçip sol tarafa Aynalı Göl'e ineceğiz. Aynalı Göl'de kamp atacağız. Bir aksilik, bir sıkıntı çıkmadığı sürece. Şunlar grup. Demin çantadan dolayı gösterememiştim ama. Ben Kilimanjaro için fiyat baktım, 38 bin lira çıkıyor şu an. İstiyorum ama. İlk molamızı verdik. Bugün yürüyüşümüzün ilk günü. Çok heyecanlıyız. Yarın muhtemelen söve söve gideceğiz. İnşallah düşmem. Düşermişim. Rampa, maden rampası da denebiliyor. İlk çıkışını Haldun Aydın Günler falan yaptı ama daha eskiden yapıldığı da düşünülüyor. Onun sağında daha az belirgin bir yatay çatlak var. Orası da Vahşi Keşiş. Şurası. Burası Keşiş Tepe diye geçen alpin stil tırmanışın o olduğu bir... Krampon giyiyormuşuz. Buraya geçmek çok zordur. Krampon şartmış. Adem krampon gerekiyor mu? Gerekmiyor. Beyler bu yağmur. Evet yağmurumuz geldi. Beyler bu yağmur. Yağmur geldi. Hoş geldi. Yalnız sislerin arasından çok güzel gözükerek geldiniz yani. Bugün bir de şey vardı. Koşu var. Koşudan abi siz görebilir misiniz? Hocaları mısınız? Spor koordinatörlerinden de 66 kilometrenin arkadaşlar gelecek. Yukarıdan 66 kilometre koşuyorlar. Yok şimdi şeyden çıktı. Fotoğrafçı abimiz de var burada. Hala yürüyoruz. Zirveye doğru. Gelmesin ya. Bekliyor musun? Bekliyor musun? Neydi? Ne demişti? Dağ var ne kadar yüksek olursa olsun güneşin doğması engellenemez. Yürü Onur be. Çantam kötü. Ben ilk kez bu kadar ağır kamp yüküyle yürüyorum. Genelde ben çünkü keyif insanı ben arabayla gidiyorum genelde kampa. Arabam taşıyor. Ama bu sefer hakikaten sırtımızda taşımıyoruz ya cümlesi var ya. İşte ben artık biz sırtımıza taşıyoruz o şey oldu. Düzdü. Dibimizden kartal geçti şurada uçuyor. Muhtemelen görünmez ama
kocamandı. Yükseldikçe kalınlaşmaya başlıyoruz. Bereler geldi. Esintinin içindeyiz. Tam boğazında burası. Ama hava yükseldi. Her şey gözükmeye başladı. Daha rahat gidiyoruz. En azından. Yalnız bu daha sevdiğim kadar her şeyi de var. Çok seviyorum ben burayı. Buradan başladık. Şurada bir tane tepe var ya. Aha, tam oraya gidiyoruz biz değil mi? Botları giyiyoruz abi. Tamam mı? Çantaları giyiyoruz. Hırtına çıktı. Hırtına. Şu an 2543'e az kaldı. Siz kendini gösterdin. Deniz abi üşümüyor. Zirveye gidiyoruz. Kısa bir şey kaldı. Merhaba Onurcuğum. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi zirveye doğru gidiyoruz. Zirvede hızlı bir şekilde şu an rüzgardan korunmak amacıyla işte ana defteri fotoğraf. O ardından kamp alanımıza doğru gideceğiz. İnşallah rüzgar orada kesilir. Siz biraz zirveye geldik. 5 saatte. Güzel zaman. Dolu bir yere yağmış da bizim olduğumuz yerde yağmadı sanırım. Şimdi bir 15 dakika mola vereceğiz. Şurada kar var. Kış yaşıyoruz şu anda. Kar, kış, kıyamet, üf! Tadı güzel mi bilmiyorum ama daha çok şerefsiz. Bu cümleme her zaman söyleyeceğim. Çok saygı duyuyorum kendilerine ama çok şerefsizler. Hangi anda havanın nasıl değişeceğine dair hiçbir bilginiz olmuyor. Gölü bulduk. Sisin şeyin arasında. Düze indik. İndik sonunda. Kamp yapacağımız yere geldik. Hava Allah razı olsun açtı. Biz indikten sonra. Şimdi. Yine kapattı. Hava kapıyor. Ne kadar çok sevdi bugün sis yapmayı. Yağmur yağmasın da. Sis olsun, sıkıntı yok. Hallederiz bir şekilde. Gelelim mi? Yağmur da başladı şimdi. Ne olur? Şimdi ne oldu? Yemek. Yok. Yağmur çok mu yağıyor ya? Hayır. Kampa geldik. Bol proteinli beslenmemiz lazım. Badim kavurmasını almış. Gelmiş. Şimdi kavurmayı şey yapacağız. Güzel pişireceğiz. Isıtacağız daha doğrusu. Ondan sonra bulgur pilavıyla gömeceğiz. Of, vallahi var ya. 10 numara görünüyor. Evet, bulgur pilavımız. Yalnız Serhat, bunun içinde domates parçacıkları var abi. Fark etmez, çiğ olmadığı sürece tamam. Şey yapmıyor yani onu. Tamam, Serhat'ın domates alerjisi olduğu için. Adam benim yerime bir pink veriyor vallahi benim kardeşim. Ya body olmak işte böyle bir şey yani. Her şeyini değil bilmen mi? Lazım. Değil benim. Mi, değil mi? Çadırımın manzarası. Kar var oğlum dışarıda. Yağmur bir duruyor, bir başlıyor. Cum. Yap. Ne haber? İyi valla, ne yapalım? Kendimizi örtmekle uğraşıyoruz işte. Evet, ikimizde de aynı durum. Maalesef. Arka tarafın boş olması bize mutlu geliyor. Yukarıda topluyorsun bu şekilde. Aynen öyle, benim de hep saçlarım. Kendim gözükmüyor. Benim de saçlar hep öyle. Biz iki üstten kel iki insan olarak alacağım sigarası var diyeyim. Genimize yapacak bir şey yok. Bana da çatar mısın? Hehehehe
çok romantik şarkılarla kampımızı yapıyoruz. 8 adamız ama. 8 erkek. 8 adam ve kesinlikle duygusal şarkılarla. Sol kanadım. Abi sen sağ kanat. Sağlı sollu dalacağız birbirimize. Kampçılık amelelik işidir derler ama şöyle güzel şeyler de yapabiliyoruz. Filtre kahve var şu anda orada. Adem'in videosunu şey etmek lazım yani. Abi gölden nasıl duman çıkıyor ya? Hava kararıyor. Gün bitti artık. Uyumaya başlayacağız. Güzel gündü. Yarın sabah nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Hava soğudu. Sis tekrar çökmeye başladı. Günaydın. Baya baya günaymış. Günaydın. Yine bir fırtına çıktı. Bir fırtına çıktı. Vallahi çadırım iyiymiş. Decathlon çadırı demeyin. Bir rapsu olmadı, şükürler olsun. Problem olmadı. Her yer sis. Her yer karanlık. Nerede insanlık? Hava biraz açtı. Çadırları topladık. Erkenden yola çıkmayı planlamaktayız şu anlık. Bilmiyorum ama nasıl olur. Bu işçilikte böyle güzel kamp yapmak da ayrı bir güzel olur tabi. Artık şu gördüğünüz sırttan aha böyle devam edeceğiz. Oradan da Kranya'yla. Burası kamp yerimizdi. Mehmet abicim nasılsın? Çok iyi, bomba gibiyiz. Aha da yine yürümeye başladık. Taşlara tırmandık. Nerede? Ha, özlemiş misin taşa tırmanmayı? Abi taş olacak. Güneş açtı. İnanamıyorum. Şimdi 2 saat boyunca Uludağ'ın doğu yamacından Kran'a doğru ilerleyeceğiz. Ulan böyle nefes nefese konuşunca çok edebi konuşma gibi oldu. Niye böyle oluyor? Demek ki belgesel anlatıcılar hep yürüyerek şey çekiyorlarmış. Burası oralar kadar uçurum değil, o gölün oralar kadar değil. Bu arada jandarmalar çok aradılar sağ olsunlar, ilgililer. Hani hatta İnegöl jandarma şey demiş. Arkadaşları aradılar da hani aşağıda da bekleyebiliriz istiyorsanız, bir sıkıntınız, bir ihtiyacınız varsa yardımcı olalım diye. Tabii ki kimse izlemeyecek ama yine de teşekkür etmek. Hani bu milli parklardakiler de öyle, hani Bursa jandarma da öyle. 5 ayrı yerden telefon ettiler. Buralarda gerçekten ayı görebilirsiniz. Evet, burada ayı görebiliriz. Ayı bölgesine girmişiz. Taş düşebilir, ayı çıkabilir diyorlar. Hani şey, neyse konumuza geri dönelim. İlgide de gerçekten güzel. 2 sene önce Uludağ'da ödemine kaybolduktan sonra daha ciddiye almışlar. Şöyle bir şey var. Mehmet abi, buradan zorluklarından bahsedeceğim. Destek olur musunuz? Çok kolay. Her şey rahat. Her şey rahat. Çok tabii, güzel. Ama çok rahat. Herkes gelsin. Herkes çıkabilir burada ya. Yani. Tabii siste falan çok rahat. Her yeri bulabiliyorsunuz çok yani. Rahat. Tabelalar da var. Tabii. Her yere tabelalı koymuşlar. Otoban gibi yollar var. Vallahi yol yapmışlar buraya da. Duble yollar var yani. O derece aynen. Güzel yolumuz var. Dikkat edin arkadaşlar. Burada da böyle bir gerçek var. Hani 2500'lük bir dağ diye millet hafife alıyor ama çok fazla hafife alınacak bir dağ değil. Biraz daha sağa doğru dönüyormuşuz. Şöyle yönelelim. Gerçekten şey hani
riskli bir dağ. Ondan dolayı teknik ekipman ve teknik bilgiler elinizde olmadan ben yürürüm öde öde diye saçma sapan işlere girişmeyin. Çünkü güneşliyken bir anda sis çöküyor ve önünü görmeden hareket edebiliyorsunuz. Biz 1,5 gündür sisin içinde gidiyoruz. GPS'ler şaşabiliyor. Normal telefonlardaki uygulamalar şaşabiliyor. Saçma sapan bir sürü şey başınıza gelebilir. O yüzden dikkat etmenizi öneririm. Saygılar, sevgiler. Karlar çok güzel birikmiş. Hala kar var. Temmuz ayında. Vadi gibi vadi be. İki buçuk, üç saatlik falan bir yolumuz kaldı. Eşliği. Moria yoluna doğru gidiyoruz. Hey! Ne duruyorsun? At kendini dağlara. Denize iyiydi ama biz öyle değil. Uydurduk. Abi olsun, deniz de iyidir. Ya şey, dağ da iyidir. Ne yapacaksın denize? Buraya geçtik. Bak böyle geçtik. Hiç inandırıcı gelmiyor ama geçtik vallahi. Şöyle inişe geçtik. İniyoruz artık rakımı. İniş yapmayı hiç sevmiyorum. Hiç bana göre bir şey değil. Çıkayım, dik çıkayım, öyle çıkayım, böyle çıkayım ama inmeyeyim. Ama dağlarda inmeden olmuyor. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Kamp yüküyle ilk kez bu kadar. Hatta hayatımda ilk kez bu kadar ağır bir yükle faaliyet yapıyorum ben. Bir de sanırım kendimle alakalı vereceğim bir öz eleştirim var. Çantamı yanlış yerleştirmişim kamptan sonra. Sırtım ağrıyor. Şu tosundan birazcık ürktük. Hoş bulduk teyzem. Maşallah. Mehmet abinin dibine girdim. Böyle bireysel alanını tacizine girdim. Hani böyle dibine yani oturacağım dedim. Bunu daha trans yapıp yani o kamp yüküyle buralara kadar yürüyüp ondan sonra ayaklarını şuraya koyuyorsun ya. Bu tarif anlatılamaz yani. Şey. Yaşanır ya. Kelimeler kifayetsiz. Kesinlikle. Çok güzel oldu valla. Hoş. Kıran Yayla'dan artık Kıran piknik alanına doğru, minibüsümüzün bizi beklediği yere doğru gidiyoruz. Değil mi buddy? Evet. Yollar bitti. Ama tam 30 kilometre şu anda. Bir 4 kilometremiz daha var herhalde. İşte 34'te bitireceğiz. Ben de rekorumu kırmış olacağım. 32 kilometreydi normalde. Evet. Ama gerçi benim o bir günde 32 kilometreydi ama olsun. Bu kadar sırt yoktu orada. Yani kilometrenin bir önemi yok. Önemli olan şuydu. Hani zorluk derecesi fazlaydı. Kesinlikle. Evet, biz bunu ekip olarak kondisyonumuz çok iyiydi. Bunun üstesinden geldik. Yani hiçbir sakatlık bir vesaire bir şey olmadan. En ufak bir ayak burkunduğum oldu ama o da çok da şu an mühim değil. Normal hayatıma devam edebiliyorum. Yani 4 kilometre kaldı. İşte Serhat 4 kilometre yürüyebileceğini söyledi. Yürüyoruz ya. Bir şey yok. Yani şeyim yok öyle. Ne denir ona? Ölüyorum, öf canım çok acıyor diye. Hatta batonsuz yürüyorum yani şu anda. Normal bir biçimde artık. Halledeceğiz. Allah kaza bela vermesin daha fazla diyoruz. Aynen. Öpüyoruz. Bay bay. Şu güzelliğe baksanıza ya. Ormanın içinde. Uludağ'ın her yanı çok güzel. Yaptın. Ne yapalım? Geldik gidiyoruz. He ya gidiyoruz. Yol bitmiyor. Alican Bey. Sizi de yakalayacağım. Yaptın. Valla ne yapalım? Herkese tehakkat kalmadı. Herkes sadece ne yapalımla gidiyor. Yani şimdi senin bu kanalın olduğu için küfürlü konuşamayacağım. O kadar söylüyorum yani. Anlamışlardır senin seyircilerimiz anlamıştır. Muhtemelen pek sevgili izleyiciler. İzleyicilerimiz anlamıştır yani. Oy. Bitirdik de. Bitirmedik aslında. Ya bite yazıyor şu anda. Bitecek inşallah. İnşallah. Ondan sonra
Niyetimiz o. Yani niyetle, o niyetle yürüyoruz. Yüzüyoruz aynen. Yürüyoruz arkadaşlar. Lay 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 lay. Yürüyoruz ama. Nereye doğru? İşte. Bitmiyor. 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 Bitecek. Yarım saatimiz kalmış tahminen. Bitse de artık. Eve gitmek istiyorum. Ama şu an tek düşüncem şey. Eve bu çantayı kim çıkartacak? Çok yazık değil mi? Biraz omuzlarım ağrıdı. Akşam muhtemelen ağrı kesici ve kas gevşetici. Hop, uyku. Yazık çünkü. Hepimize yazık oldu. Hepimizin omuzları artık ağrıyor. Yani geçişte ağrımadı ama şu yani kıran piknik alanına inene kadar sanırım hepimiz patates olduk. Bilmiyorum ama diğer arkadaşları bir patateslik var. Genel olarak. Ama eğlendik mi? Eğlendik. Çok güzeldi. Arada bir bu geçiş faaliyetini yapmak çok mantıklı bir hareket. Senede bir iki kere lazım. Ve eğer ekipmanım uygun olursa o zamana kadar toplayabilirsem kış transta yapmayı isterim. Açıkçası. Hani ne kadar şey olur bilmiyorum ama kısmet hayırlısı artık göreceğiz. Bitti. Vallahi bitti. Gençler son bir el sallayın bak. Aha kime? Aha buraya. Ya da bir o çekelim. Oh. Oh. Ah diye ah çekiyorum ben. Hadi eyvallah.